açıklama yapmadı. Direkt gittiler. Aslında biraz soru cevaptan kaçındıkları bir durum olduğu zaten ortada. Yapmadılar yani bu soru cevap kısmını. Mehmet Büyükekşi'yi dediğim gibi zaten hala görmedik. Dolayısıyla aslında evet gündemin detayları sabır kaldı o kesin. Burada bundan kaçınmalarında mutlaka bir perde arkası olacak. Perde arkasında neler yaşandı onları öğreneceğiz zamanla. Biraz da onun peşindeyiz. Ama yani dediğiniz şeyin çok muhtemel olduğunu söyleyeyim. Ve biraz önceki verdiğiniz haberlerde işte İstanbul'da metro seferleri uzatıldığı konusu. Evet, taraftarlar şu anda uluslararası bir zafer kazanmış durumundalar, o duygudalar. Ve iki takımın taraftar grubu da belki hatta yani diğer takım taraftarlarını da biraz dışına katmak lazım. Havaalanında bir karşılama, sanki bir Avrupa şampiyonu olmuş bu takımlar gibi bir karşılama hazırlığı da olduğunu söyleyeyim. Orada ciddi bir kalabalık olacak havaalanında. Avrupa yakasında olanlar ve Anadolu yakasında olanlar ayrı ayrı. Herkes kendi yakasındaki takımı karşılamaya gidecek. Bazen takım durumu bile şu anda önemli olmayacak. İkisi ortak bir sanki karma bir takım çıkarmış da kupa kazanmış gibi bir ortam var açıkçası sosyal medyada. Bu taraftar grupların kendi içinde de. Şimdi Onur, yani hani eğer seni bekletme konusunda bir sorunumuz yoksa biraz daha kalmanı rica edeceğim. Çünkü ben arada başka haberleri de, yani gelen bilgileri ve paylaşımları da vereceğim. Cem Toker de söz istiyor. Belki sorular da olacak. Belki Ercan Taner'in de muhakkak ekleyeceği ya da belki Onur'a sorusu olacak. Bakın mesela az önce hani sanki uluslararası bir, değil mi? Onur öyle ifade etti. Hani bir kazanım olmuşçasına böyle bir eda var, böyle bir ruh var şu anda diye. Tabii uluslararası basın başta olmak üzere siyasetçilerin de gündeminde. Bakın çok dikkat çekici bir paylaşımı az önce ekrana getirmişlerdi. Bir kez daha ekrana getirelim. Cem Toker lütfen özellikle dikkat edin ona. Hollanda'nın aşırı sağcı lideri Geert Wilders. Biliyorsunuz seçimlerde kazanmasıyla şok etkisi yaratmıştı. Paylaştığı sosyal medyada X hesabında işte tweetinde eski adıyla söyleyeyim. Atatürk Suudi Arabistan 10-0. Atatürk 10 Suudi Arabistan 0 diye bir paylaşım yaptı. Bu arada araya gitmeden önce hızla Özgür Özel'in az önce yaptığı bir açıklama var. CHP Genel Başkanı'nın, onu da buluyorum hemen, onu da aktarayım. O da Büyükekşi'nin olası istifası ile ilgili bir paylaşım yapmış ve şöyle demiş, onu da aktaracağım ve araya gideceğim. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı'nın istifasını talep etmek gerçek sorumluyu görmemektir. Aylardır Cumhuriyetimizin 100. yılında Süper Kupa'nın Suudi Arabistan'da oynanmasına itiraz ediyoruz. Her şeye tek başına karar veren kişinin sorumluluğu bu şekilde örtülemez. Şimdi araya gideceğim. O aradan sonra da size böyle iki tane Atatürk posteri göstereceğim. Korkusuz ve Sözcü verecek bunları okuyucularına. Ne zaman? Araya gidelim. Aradan sonra hem bunların hikayesini vereceğim. Yine Onur Tuğrul'a sorularımız olacak. Konuklarımızın yorumlarıyla ve son gelişmelerle birlikte bu son dakika yayınına devam edeceğiz.